Hepinize merhabalar arkadaşlar. Futbol Manager Legends kanalımızda yeni bir Süper Lig transferler serisinde diyelim. Hep birlikteyiz, karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Fenerbahçe'nin şu anda resmileşen tek transferi olan Oleksandr Karavayev. Biliyorsunuz Oleksandr Karavayev'i Fenerbahçe Shakhtar'dan kiraladı ve bildiğim kadarıyla satın alma opsiyonu yok diye biliyorum. Yani benim bildiğim bu. Oleksandr Karavayev de profiline bakmadan önce şunu söylemek istiyorum. Videolarımıza bazı arkadaşlarımız şey yazıyor. İşte derslerine hani çalışarak video çek. Ne söyleyeceğini bilerek video çek. Gibisinden yorumlar oluyor. Saygı duyuyorum, kesinlikle saygı duyuyorum. Ancak şunu da belirtmek istiyorum. Ben biliyorsunuz biz FM Legends oluşumu olarak birçok platformda sizlere en iyi yardım etmeye, hizmet demeyeceğim çünkü biz herhangi bir hizmet yapmıyoruz, çünkü her hizmetin biliyorsunuz bir karşılığı olur. Biz kesinlikle herhangi bir karşılıksız olarak birbirimize olan bir bağ olan bir aile ortamı, bir kardeşlik, bir dostluk ortamı yaratarak Football Manager Legends'i seven arkadaşlarımızı bir araya toplamak ve sevmeyen arkadaşlarımıza da bu oyunu sevdirmek için biz bu oluşuma temellerini attık ve şu anda gerçekten çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. YouTube kanalımız da biliyorsunuz bizim bu oluşumlardan bir tanesi. Daha öncesinde Oyun Gezegeniydi kanalımızın ismi. Benim bireysel kanalımdı. O zaman eyvallah. O zaman ben bildiğiniz normal YouTuber gibi videolar çekiyordum. Ancak ne zaman ki biz Football Manager Legends ismini değiştirdikten sonra, bu oluşuma girdikten sonra arkadaşlar, bu olay tamamen bitti. Hani kişisel bir kanal değil bu. Kesinlikle biliyorsunuz çoğu arkadaşımız bu işten para kazanmak için işte abone için şey için yapıyor. Ancak biz bunu kesinlikle bu iş için yapmadığımızı tekrar size söylemek istiyorum. Zaten çektiğimiz videoların çoğu da sizden gelen istekler diyeyim. Sizden gelen istekler, hani tamamıyla size yardımcı olma amaçlı çekilen videolar arkadaşlar. O yüzden hani tamamıyla ben videolarda doğaçlama yapmayı tercih ediyorum. O an aklıma gelen her şey, hani bir kağıda bir kalemle not alıp şakır 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 okumak da olabilir çoğu insan gibi diyeyim. Ancak ben öyle bir şey yapmayı tercih etmiyorum. O an aklıma ne gelirse, o an gördüğüm neyse onu konuşmayı tercih ediyorum. Ufak bir bilgilendirme, ancak eleştirileriniz için, yorumlarınız için tekrardan teşekkür ederim size. Dedikten sonra evet, Karavayev'e geçelim. Çok beklettik Karavayev'i. Karavayev o sahanın sağ tarafında, sağ bekten sağ açığa kadar her tarafta oynayabilen çok yönlü bir oyuncu diyebiliriz. Ancak sağ bekte oynatılmaz. Sağ bekte niye oynatılmaz? Baktığımız zaman markajı 9, top kapması 10. Hani size çok fazla verim vermez. Çok sağ bekte fazla verim alamazsınız Karavayev'den. Eğer oyuna güncelleme geldikten sonra ya da transfer yamaları çıktıktan sonra Fenerbahçe kariyeri yapacak olan arkadaşlar varsa onlar için söylemek istiyorum. Ancak sağ açıkta da profiline baktığımız zaman Fenerbahçe kalitesindeki bir takımda banko oynayacak bir oyuncu olduğunu söyleyemiyorum. Hani bunlar tamamıyla arkadaşlar biliyorsunuz oyun için yorumlar. Gerçek hayatta nasıl bir performans verir tabii ki onu bilmiyoruz, ancak oyun işi bence ülkemizdeki 4 büyüklerde ya da 5 büyüklerde diyelim, Bursaspor'u da katıyorum bunun içine, ilk 11'de oynayabilecek bir oyuncu olduğunu ben pek düşünmüyorum. Ancak işte zor durumlarda, olmayan durumlarda rotasyon için bence nasıl diyebilirim size, rotasyon için uygun bir oyuncu diyebilirim size Karavayev için. Şöyle bir bireysel özelliklerinden bakacak olursam, oyuncu editörden, şu anki gördüğünüz gibi arkadaşlar mevcut yeteneği 130. Mevcut yeteneği 130. Potansiyel yeteneği 140. Oyunun vermiş olduğu potansiyel yetenek bu.
Yani bu adam artık hani daha fazla da gelişmez. Ne kadar daha gelişebilir ya da diyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi Fenerbahçe için rotasyonda kullanılabilecek oyunculardan bir tanesi, ama birincilikte yemez abi, yemez. Birincilikte yemez. Şöyle bir geçmişine baktığımız zaman Shakhtar'ın altyapısından yetişmiş. Sivastopol diye bir takımı, yine Ukrayna takımında kiralık oynamış. Zorya'da hani Shakhtar'a yetişmiş ama hep kiralık. Shakhtar bunun sözleşmesini sürekli yenilemiş ama hep kiralık olarak göndermiş. Bakalım bir 6 aylık, yaklaşık bir 6 ay kadar da işte ülkemizde kalacak. Bakalım Fenerbahçe'ye ne kadar katkı yapacak. Umarım gerek takımı için iyi katkı yapar. UEFA'da da Fenerbahçe'ye yeterli katkıyı yapar. İnşallah. O zaman ne yapıyoruz? Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum ben size. Bir sonraki transfer videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.